İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Muhittin Yaygıngöl görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, seni inkar etmiyoruz. Peygamber Efendimiz doğru ve emin idi. Zaten meşhur lakabı Muhammedül Emin'di. Resulün baş düşmanı o Ebu Cehil bile itiraf etti bunu bizzat kendi diliyle. Zira Resulullah'a o bir gün şöyle dedi: "Ya Muhammed, biz seni yalanlamıyoruz ki. Doğru sözlü birisin aramızda çünkü sen. Yalan söylediğini işitmedik katiyen. Fakat o getirdiğin bir kitap var ya senin, ona inanmıyoruz, sana değil bilesin." Yine Bedir cenginde, henüz savaştan önce, bir müşrik Ebu Cehil'i gece yalnız görünce, yanına yaklaşarak dedi: "Ya Ebu Cehil, şurada ikimizden başkası mevcut değil. Sana gizli olarak bir şey sormak isterim. Lakin doğru cevap ver, çok istirham ederim." Ebu Cehil kâfiri dedi: "Haydi sual et, ben hakikat neyse söylerim sana elbet." O sordu ki: "Muhammed doğru ve emin midir, yoksa aldatıcı ve yalancı biri midir?" Ebu Cehil o zaman dedi ki cevabında: "O doğru söyleyici bir kişidir aslında. Yeminle söylerim ki o emin bir kişidir ve ömründe bir defa yalan söylememiştir." O bu sefer sordu ki: "Peki biz öyleyse niçin savaşıyoruz böyle bir kimseyle?" Dedi: "Biz kendisine bir şey söylemiyoruz. Getirdiği o dini yalnız istemiyoruz." Yine henüz imana gelmeden Ebu Süfyan, yolu Rum diyarına uğramıştı bir zaman. Heraklius öğrenip çağırttı huzuruna. Resulullah hakkında bir sual sordu ona. Dedi ki: "Sizin bugün inkar eylediğiniz kimseyi önceden de inkar eder miydiniz?" Dedi ki: "Hayır, asla. Onu doğru bilirdik. Onu her ihtilafta hakem tayin ederdik. Çünkü biz rastlamadık yalan söylediğine. Bu yüzden inanırdık onun her dediğine." Yine sahabilerden Nadir bin Haris gidip inkârcı müşriklerin karşısına dikilip şöyle hitap etti ki: "Yazıklar olsun size. İman etmiyorsunuz siz peygamberimize. Halbuki düne kadar ona emin derdiniz. Her hususta, her zaman ona güvenirdiniz. Herhangi ihtilafla karşılaşınca yine hemen başvururdunuz onun hakemliğine. Şimdi o aynı şahıs haktan emir alarak gelmiştir aranıza bir peygamber olarak. Hatta gönderilmiştir o bil cümle cihana. Niçin inanmazsınız şimdi aynı insana?"
Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Buyurunuz efendim. Efendim İslam alimlerinden ve Evliya Kiram'dan olan Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri Kudüs'e sorup buyuruyorlar ki bizim yolumuz İslam dinine ittiba, yani ona uyma yoludur. Herkes elinden geldiği kadar buna çalışmalıdır buyuruyor Mevlana Halid Bağdadi Kudüs'e sorup. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler. Buyurunuz. Hayırlı günler. Tüm ekibinizden Allah razı olsun. Benim iki tane sorum vardı. İlki bu hani veli zatlar son nefeste kimileri öyle oluyor. Hani imansız gidebiliyor. Bu nasıl oluyor? Yani nasıl şey yapıyorlar bu kadar iman üzere yaşarken? Nedenler ne sebep oluyor? İkincisi de bu namaz vakitleri vakti evvel mesela okunduktan hemen kaç saat veya kaç zaman sonra kılmak gerekiyor? Hani geciktirmenin günahı var mı? Teşekkür ederim. Peki efendim. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hayırlı cumalar hocam. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Buyurun. Hocam ben Maliki mezhebini taklit ediyorum. Kaza namazlarımı kılıyorum fakat iki niyet yapıyorum. Nasıl niyet etmeliyim acaba? Bir de hocam çocuklarım güvercinle ilgileniyor. Güvercin besliyorlar. Bunun günahı var mıdır? Nedir hocam? Ben kendilerini istemiyorum fakat boş iş olduğunu, özgürlüklerini kısıtladığını söylüyorum ama kendileri de zaten diyorlar. Anne adındaki hocaya bir sorsanız günah mıdır? Ona göre onlar da bırakacak inşallah sizin sözünüze karşı inşallah. Hocam bir de şunu söylemek istiyorum. Yakın çok tanıdığım biri. Kendisi bakım parası alacak. Bakım parasına hiç ihtiyaçları yoktur. Maddi olarak maddiyatları da çok iyi. Kendisinin de hiç ihtiyacı yok. Hasta fakat ama yatalak değil. Yalnız gelip de işte baktıkları zaman bağlansın diye hasta hususi rol yapıp yatağa yattı ve kendisi rol yaptı yani o parayı alabilmek için. Ben günah olduğunu, kul hakkı olduğunu, o kadar kişinin hakkına girdiğini söyledim ama kendileri de namaz kılıyor. Hatta hacca da gitti eşi ama yine de beni dinlemiyorlar. Bilmiyorum ben uyardım kendilerine ama ne yapabilirim hocam? Peki. Onların vazgeçmesi için. Peki efendim. Hocam bir de televizyonda ben hocam haberlerde İbn-i Sina diye İmam Hatip okul açılmış yurt dışında. Ama kızların mikrofonla Kur'an-ı Kerim'i sesli olarak ve buluğ çağını geçmiş kızlar Kur'an-ı Kerim sesli olarak okuyorlar. Erkekler ve bayanlar, velileri artık bilmiyorum onlar. Şimdi erkek kadın karışık dinliyorlar. Günah değil midir hocam? Peki efendim. Hocam bir de annem babam benim çok zor durumda olduğum zamanlar ilk evli yıllarımda benden altın aldılar, ev yaptılar. Borç olarak aldılar ama vermediler. 20-30 yıl oldu, hala verecekler ve vermiyorlar, inkar ediyorlar. Ben de o yüzden konuşmuyorum hocam. Önceleri konuşuyordum günah diye ama şimdi içim bayağı bir yine aynı şeyler yapmaya başladılar. Hayır biz verdik dediler. İstiyorum ama vermiyorlar. Çok zor durumda ya. Eşim çalışmadı. 4 tane çocuk okuttum. Ama ona rağmen ihtiyacım olduğu halde inkar ediyorlar. Ve benim çok zoruma gidiyor. Biliyorum ki anne baba hakkıdır, günahtır ama benim hakkım yok mu hocam? Benim isteme hakkımı mı sordum hocam? Peki efendim. Teşekkürler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurunuz. İyi günler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hayırlı cumalar hocam. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Buyurun. Hocam, benim 18 yaşında bir kızım var. Şu an bu sene o liseyi bitirecek. Yalnız bunun dinini tam bilmek ve öğrenmek istiyorum diyor. Bunun liseden mezun olduktan sonra sizlerin tavsiye edebileceğiniz bir yer var mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Peki efendim. Bir sorum daha var. Buyurun. Şimdi benim annem babam rahmetli oldu. 2 sene bir şey oldular. Yalnız Allah rahmet eylesin. Çevremde bu ıskatı bilen hiç kimse yok. Bundan dolayı bana yardımcı olursanız çok memnun olacağım. Efendim, telefonunuzu kapatmayınız efendim. Arkadaşlarımız telefon numarası tamam. Verecekler size. İyi günler. Hocam, dünkü konuda bir daha sormam gerekiyor. Kusura bakmayınız. Estağfurullah. Yani özellikle Avrupa'da yaşayan, kuzeyde yaşayan dinleyicilerimiz için. Şimdi tabii
O kadar çok mesaj alıyoruz ki o konuda. Bir yerden sonra hatta bazı dinleyicilerimiz de artık taciz ediyorlar. Yani şunu da sor, bunu da sor. Sormazsan iki elim yakan olur gibi. Böyle. Ve dün anlattığınız konuda mesela, tamam hocam öyle anlattı ama benim gönlüm bir türlü yatmıyor falan diyenler de oluyor. Hı hı. Şimdi o konuda iki tane kavil mi var? Birincisi son imsak ve yatsı vaktinin girdiği zaman baz alınır. O bölgede, o şehirde. Veya oraya yakın herhangi bir şehrin vakti saat olarak baz alınır. Doğru anlamış mıyım ben? Doğru anlamışsın tabii. Tamam. O zaman doğru. Şimdi... sen anladın, yani dinleyiciler de anlamıştır yani. Ben anladıysam herkes anlamıştır. Tabii canım. Şöyle bir şey, şimdi yani kafayı karıştıran başka sorular ortaya çıkıyor. Aslında lüzumsuz bir soru. Diyelim ki şeyde, kuzeydeki herhangi bir şehirde... iki komşu bir apartmanda, iki komşu, birisi birinci kavli baz alıyor. İkincisi de ikinci kavli baz alıyor. Dolayısıyla bunların olsun. Bunların arasında imsak vakti olarak bir iki saatlik bir mesafe olacak. Hı hı. Bu ikisinin orucu da olur mu? Olur tabii. Bütün bu problem niye çıkıyor? Her sene biz bunu yaşıyoruz. Evet. Çıkmasının tek bir sebebi var. Maalesef hani diyorlar efendim siz hep işte tam ilmihali söylüyorsunuz. Efendim tam ilmihali Saadet-i Bediye kitabını hazırlayan zat Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala aleyh din bilgilerinde mütehassıs olduğu gibi astronomide de, matematikte de, fizik, kimyada da mütehassıs. Fen bilimlerinde de bilim adamıydı yani. Bilim adamıydı. Evet. Çünkü kimyada kendisinin aynı şekilde keşifler bile var. Keşifler var. Ya bu zat bir ömür verdi. Hatta Allah rahmet eylesin Enver abiler namaz vakitleri hocamızı kocattı derdi. Bazen evet. Duymuşsundur sen de kocattı derdi. Çok emek verdiler oraya. Evet. Çok emek. Niye? Yani Müslümanlar aynı şekilde sıkıntıya düşmesin şey yapmasın diye. Kendilerine ait usuller falan geliştirdiler. Evet. Onlar var mesela. Onlar var. Kendi isimleriyle anılan. Mesela ışık usulü Işık var. Işık usulü. Şeyi Hilal'in evet. Veyahut da başlamasının kameri ayların girmesi konusunda. Orada bunları uzun uzun anlatmışlar ve yazmışlar. Ve astronomi bilgilerinde yazdıkları gibi din bilgilerinde bildirilen ölçüleri de bildirmişler orada. Ölçülerde. Şimdi orası okunmuyor. Okunmuş olsa bunları sormaya hiç gerek yok. Orada mübarek zat hepsini anlatmış. Hepsini anlatmış. Mesela neyi anlatmışlar? Orada Hanefi mezhebinin işte vakit şart ve sebep geniş geniş evet. Anlatmışlar. Bu şart, bu sebep zuhur etmeyince, meydana gelmeyince namaz farz olmaz. Yani öğle vakti girmedi mesela. Namaz farz olmaz, öğle farz olmaz. Neyi kılacaksın ki değil mi? Aha, tabii. Öğle namazı öğle vaktinde farz olur. İkindi namazı ikindi vakti girince farz olur. Sabah namazı vakti girmişse farz olur. Akşam namazı vakti girmişse farz olur. Yatsı da yatsı vakti girmişse farz olur. Dolayısıyla bu kavle göre Hanefi mezhebinde olan bir Müslüman yazın kuzey kutbuna yakın yerlerde şey girmiyor. Akşam ve yatsı girmiyor. Özür dilerim yatsıyla sabah girmiyor. İmsak girmiyor. İmsak dolayısıyla. Dolayısıyla imsak da girmiyor. Dolayısıyla bu iki namazı bu kavle göre kılmazsa kaza etmesi lazım değil diye açıkça yazılı orada. Günah olmaz. Günah olmaz. Orada mübarek zat ikinci kavli de yazmış. Güneyinde namaz vakti giren yer esas alınır. İmam Şafii Hazretleri de öyle bildirilmiş. Dolayısıyla buraya göre aynı şekilde hareket eder. Mesela orada da Türkiye takvimi yani her tarafta var. Son girdiği yere çarpı işareti koyuyor. Kırmızı bir işaret koyuyor. O zaten güneydeki bir yerin namaz vaktidir o. Yatsı vaktidir, imsak vaktidir. Onu baz alıyorsun sen. Sen o şehri değil de öbürüsünü baz almışsın. Bir şey fark etmez. Orada bu mübarek zat buyuruyor ki yani gün şeyi yatsı girmiyor. Ondan sonra sabah girmiyor. Orucun başlayış vakti imsak girmiyorsa böyle durumlarda saatle başlanır, saatle bitirilir. O kırmızıyı esas alanlar da saatle başlayıp saatle bitiriyorlar aslında. Ha gözüyle gördüğü şeyde kalbi kanaat ediyor. Ha gözümle görüyorum ben falan diyor. İyi tutsun. Onu bir mahsur yok ki. Öyle hareket etsin. Şimdi siz dün anlattınız ya.
Yani saatle başladı, saatle bitirdi. Dolayısıyla bitirdiği yerde daha güneş havadayken o iftar yapmış oluyor. Hı hı. Vatandaş da işte mesaj yazmış. Diyor ki ya güneş hala havada diyor. Benim gönlüme yatmaz bu falan. E öbür türlü amel etsin. Madem ki gönlüne yatmıyorsa. Gönlüne yatmıyorsa. Ha tamam. O zaman da sızlanmasın. Efendim işte yatsı ile şeyin imsanın arasında bir saat bir zaman var. Tamam ona riayet edersin. Eğer o sana zor gelmiyorsa. Öbürsünü de kınama. Çünkü Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala'yı tam ilmen saatte bildiği kitabında böyle yerlerde saatte başlanır, saatte bitirilir. Ve imsakla iftar vakti belli olan bir yer baz alınır. İstanbul'u baz alabilir. Üçte başlar imsak. Ondan sonra dokuzda da aynı şekilde iftar eder. Burada daha onda batıyor güneş. Ya, anladım arkadaş. Bekle o zaman. Ona kadar bekleyeceğim. Sana bir şey yok. Bu problem değil. Bütün mesele bunu anlamakta aynı şekilde direniyor. Ben sordum da böyle oldu. İşte kafam karıştı. Niye kafan karışıyor? Çünkü Allah-u Teala yeryüzünün her tarafını aynı yaratmamış. Mesela bizde problem olmuyor. Niye? Öyle bir iklimde yaşıyoruz ki gecesi gündüz her zaman iyi çıktı ama gündüzler uzun olduğu oluyor. Geceler uzun olduğu oluyor. Ama bütün vakitler giriyor. Burada problem olmuyor. Ama Güney Kutbu'nda ve Kuzey Kutbu'nda yaz aylarında bu problem yaşanıyor. Güney Kutbu'nda yani kutba yakın yerlerde çok böyle kara parçası olmadığı için bu problem gözükmüyor deniyor. Evet. Ama Kuzey Kutbu'nda kara parçası var. Kara parçası olduğu için bayağı kutba yakın kara parçası var. Hele Finlandiya, Norveç'te falan haydi. Rusya'nın kuzeyi, Finlandiya, Norveç, tabii. İsveç, Hollanda, Almanya hepsi yaşıyor bunu. Yaşıyor bunu. Yaşayınca bunu senelerdir her sene yaşıyorsun. Her sene görüyorsun. Dolayısıyla Mayıs'ın 20'sinden sonra hatta Fransa'nın kuzeyi bile yatsı girmemeye başlıyor. Uzun ki aydınlık duruyor, güneş doğuyor ondan sonra. Olmuyor yani. Yatsı vakti de girmiyor, sabah da girmiyor, imsak da olmuyor. Böyle durumlarda kitaplarda açıkça yazılmış. Bu bildirilmiş. Uzaydaysa buyuruluyor mesela. Kutuplardaysa buyuruluyor. Yani 3 ay gece, 3 ay gündüz olduğu da oluyor. Norveç'te bu da hasıl oluyor. Oradaki ne yapacak şimdi? Vatandaş mesela itiraz ediyor. Norveç'teki ne yapacak şimdi? 3 ay gündüz mesela. Gece hiç yok. 3 ay oruç tutacak. Güneş oradayken nasıl ben iftar edebilirim? Ya Norveç'teki işte iftar ve sahur vakti belli olan yere tamam gündüz gözüyle güneş havadayken yiyecek. Ha burası sahur başlar diyecek, kapatacak orada. Bekleyecek. Güneş gene tepede dururken akşam oldu. Yani iftar vakti oldu diyecek, iftar edecek. Orucunu tutmuş olur buyuruyor. Ama efendim kitaplarda işte yazıyor ki gece işte şafak vakti başlayınca imsak. O yerleri belli olanlar içindir. Ve onun için biz diyoruz ki İslamiyet fıkıh kitaplarından öğrenilir. Bu müştehit alimler hem din bilgilerinde hem fen bilgilerinde mütehassıstılar. Didik didik etmişler. Bunların hepsini yazmışlar. Yazılmadık, cevap verilmedik bir şey kalmamış. Şimdi açık net bir şekilde söylüyoruz. Yani bu şekildeki olan yurt dışındakiler Türkiye takvimi bildirmiş olduğu çapraz konan yerle amel edebilirler. Bir mahsur yok. Ama yok efendim ben işte kalkacağım edeceğim falan. Biraz güneydeki Bosna Hersek'i esas alabilir mi? Olabilir. Onda mahsuru yok. Güneş havadayken iftar edebilir mi? Edebilir tabii çünkü saatte başlar, saatte bitirir buyuruyor. Az önceki o iki komşu hikayesini özellikle hani daha iyi anlaşılsın diye sordum. Onu bir kere daha sormak istiyorum. Şimdi iki kavil arasında mesela imsakta neredeyse 2-3 saat fark edecek. İstanbul'u baz aldığını düşünelim oradaki bir şahsın. Ve en son girdiği vakit kendi şehrindeki onu baz alan iki insan arasında imsakta sadece 2-3 saat fark edecek. Tabii edecek. Ya o zaman haksızlık değil mi? Birisi uzun aynı apartmanda yaşıyorlar diye belki de düşünüyor dinleyicimiz. Öyle düşünüyor. Ama bunun ikisinin orucu da oluyor. Tabii canım. Ya ona koracak olsan şimdi mesela Güney Kutbu neyi yaşıyor? Kışı. Gündüzler çok kısa. Şimdi ona kalacak olsan adalet mi? Onlar 10 saat tutuyor. Biz 18 saat. Denir mi? Biz de Kasım ve Aralık ayına geldiği zaman 10-12 saat tutuyoruz. Tabii. Bir de Ramazan-ı Şerif kışa denk geldiği zaman şimdi bize bu soru soranlar o zaman acaba soru soracak mı? Bir seferinde kışındı bir dinleyicimiz Türkiye saatiyle 3. Biz işte ikindiye kılmadık, ikindiye hazırlanıyoruz daha. Saat 15 yani. 15. Dedi hocam dedi akşam oldu ama dedi gene de cuma gününüz mübarek olsun diyeyim dedi. Ne akşam dedim ya. Dedi biz akşam oldu burada dedi. Nereden arıyorsun sen dedim Finlandiya. Kaçta oluyor dedi. 2:30'da güneş batıyor dedi. Kaçta doğuyor dedim. 9'da dedi.
Dedim Allah'tan korkun dedim ya, yazın dedim feryat ediyorsunuz. Efendim öldük bittik falan. Kışa denk gelirse bunlar 7'de imsak olacak o zaman değil mi? Yani. Oruca başlayacak. Nerede bitirecek? 2:30'da. Yani 7'de kahvaltı yapacak. Evet. Daha 2:30'da acıkmadan falan iftar edecektir. Dedim ya haber edeyim. Şey, oruç tutsanız da siz kışın. Ya o zaman da öyle. O zaman da öyle olacak o. Şimdi de mesela şeyde var. İnternete dolaşıp duruyor. İşte Arjantin'in Güney Kutbu'na yakın bir şehri. Orada çok kısaymış. 9 saat miymiş neymiş falan. Hatta bir tane Hollanda'daki bir şeyde bir tanıdık da yazmış. Bunu demiş, Osman Hoca'ya soru ver demiş. Arjantin'deki o şehri baz alabilir miyiz demiş. En yakın yer diyor. Akdeniz'i geçmesin sakın. Okyanusun öbür tarafına gitmesin. Akdeniz'in bu tarafındakileri alsınlar. Öbür tarafı değil. Kendine en yakın yer deniyor. Yoksa uzak değil. Burada zaten problem söz konusu değil. Burada gecede gündüzde aynı şekilde oluyor. Yani aslında bu anlaşılmayacak bir şey değil. Halbuki bu şey gelmeden önce oturup o tam mesaiyette bir değil. Oradaki bilgileri birkaç defa bir okumuş olsalar. Orada birkaç tane kabil bildiriliyor. Ben bunu tercih ettim. Şimdi ikisi de bir yere uyuyor. Mesele yok o zaman. Birisi 2 saat fazla tutuyor. Senin yukarındaki de aynı şekilde ona uyduğu zaman senden daha fazla. 22 saat tutuyor ya. O da tutuyor. Tutmaya kalktığı zaman. Bu adaletsizlik değil. Herkes yaptığı ne kadar meşakkat içerisinde ibadet yapıyorsa onun ücretini karşılığını fazlasıyla alacak. Dünyada kimse bunun karşılığını verecek güçte değil. Dünyadaki bunun karşılığı yok. Bizim de Ramazan ayının ilk günü iftar 20:42'de olacak. Sonra o 20:49'a kadar uzayacak. Yani biz namazı falan kalınca 9 demektir o. Evet. İşte o 7 dakikalık farkı ilk günlerle son günler arasında kıymetini bilelim. Değil mi? kısa günlerin kıymetini bilelim. Tabii, şey de öyle, imsak da öyle. 7 geçe mi 9 geçe mi başlayacak? Evet. Ondan sonra 3 geçe. 3'ü 3 geçe. Öylece kalacak. Sonra sabitlenecek artık. 9, 3, 6 saat. Evet. Ne yaparsan yap o 6 saatte. İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, oruç tutmak zararlı değildir. Oruç tutmak, insan sağlığı için zararlı değil, aksine çok faydalıdır. Çünkü Allah-u Teala kullarına zararlı bir şey emretmez. Peygamber Efendimiz de, oruç tutunuz, sıhhat bulunuz buyurmuştur. Oruç tutmak, mide rahatsızlığına sebep olmadığı gibi, aksine midenin sıhhati için çok faydalıdır. Bu husus, bugünkü modern tıp mütehassısları tarafından kesin bir şekilde ispat edilmiştir. Çeşitli yabancı dillerde, mütehassıs doktorlar tarafından yazılmış tıp kitaplarında, birçok hastalıkların perhiz yapmakla tedavi edilecekleri yahut perhiz yaparak tedavinin kolaylaşacağı bildirilmektedir. Oruç, bir sene boyunca durmadan çalışan mideyle beraber bütün sindirim sisteminin istirahate sevk edilmesi ve insan vücudunun bir tasfiyeye tabi tutulmasıdır. Böylece sindirim sistemi dinlendirilmiş olur. İnsanlarda en çok görülen rahatsızlık sindirim bozukluğudur. Bu hal, şişmanlık, kalp damar, şeker hastalıklarına ve tansiyon yüksekliğine sebep olmaktadır. Oruç, bütün bu hastalıklara karşı koruyuculuk vazifesi yaptığı gibi bir de tedavi vasıtasıdır. Oruç tutmakla insanın güçlü bir irade kuvveti kazanacağı şüphesizdir. Bu sebeple alkol, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan oruç vesilesiyle kurtulanlar çok görülmektedir. Şah Veliyullah-ı Dehlevi Hazretleri buyuruyor ki, "İnsanın nefsi bazen taşkınlık yapar. Onun için de insanın bazı çarelere başvurması gerekir. Oruç, bu hususta en güzel çaredir. İnsan şehvetini oruç tutmak suretiyle kırar. Oruç, insanın kötü isteklerini zayıflatır. Ruhun parlaması, şehvetin ve kötü arzuların kırılmasında oruçtan daha tesirli bir çare yoktur. Kişi, oruç tutmak suretiyle şehvet ve kötü arzularından ne kadar sıyrılabilmişse, oruç o derece günahlarına kefaret olur. Oruç, vücuttaki karbonhidrat, protein ve bilhassa yağ depolarının harekete geçirilmesini sağlar.
Oruç sayesinde madde süzmekten kurtulan böbrekler bir revizyona, tamire girerek dinlenme ve yenilenme imkanı bulurlar. Bütün bu bildirilenler, oruç tutmanın insan sağlığına zarar verir diyenlerin yalan ve iftiralarını yüzlerine çarpmaktadır. Oruç aynı zamanda nefse hakim olmayı da sağlar. Oruç tutma zamanı kameri aylara göre tayin edildiğinden, her sene şemsi sene hesabıyla önceki seneye göre 10-11 gün evvel gelir. Bu sebepten yaklaşık 33 sene içinde her mevsimde oruç tutmak mümkün olur. Seyyid Burhanettin Tirmizi Hazretleri talebelerine şöyle nasihat ederdi. Karnınız aç olsun. Bunun için de çok oruç tutunuz. Çünkü oruç hikmet hazinelerinin anahtarıdır. Oruç tutmak kalbin rikkate gelmesine sebep olur ve oruçlunun duası Allahü Teala indinde makbuldür. Eğer Allahü Teala'ya taatte bulunamazsanız hiç olmazsa oruç tutun. Karnınızı aç tutmaya ve acı çekmeye önem verin. Çünkü oruç tutmaktan daha iyi bir taat yoktur. Allahü Teala'ya ulaştıracak oruçtan daha iyi bir binek yoktur. Oruç ehlinin dualarına karşılık verilir ve kabul edilir. Orucun Allahü Teala katında büyük değer ve önemi vardır. Oruç hikmet hazinelerinin anahtarıdır. Bir kimse bütün kulluk vazifelerini yerine getirse fakat midesini doldursa hiçbir yere ulaşamaz. Orucu gereğince tutsa başka kulluk vazifelerinde kusur olsa bile yine bir yere yetişir. Oruca yavaş yavaş alışmak gerekir ki sıhhate ziyan gelmesin, insanı işten alıkoymasın. Netice olarak oruç insan için zararlı değil, her bakımdan faydalıdır. Zira oruç tutanlarda gündüz kan hacminin, doku suyunun azaldığı, sonuçta küçük tansiyonun düştüğü, kalbin rahatladığı tetkikler sonucu anlaşılmıştır. Oruç tutan kişinin sinir sistemi de bir rahatlama içindedir. Bir ibadeti yerine getirme mutluluğu, gerginlikleri, sıkıntıları azaltır, yok eder. Ayrıca Muhammed Baki Billah Hazretlerinin buyurduğu gibi, oruç tutmak Allahü Teala'nın sıfatıyla sıfatlanmaktır. Zira Allahü Teala yemekten ve içmekten münezzehtir. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun hocam. Evet dinleyicimiz, siz dedi anlatıyorsunuz dedi. Yani dedi veli evliyalık iklimine girdiği halde imansız gibi. Benim de aklım almıyor dedi. Bu nasıl olur falan. Şimdi kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki Allah Teala üç şeyi yani diğer sıfatlardan kullarına vermiştir. Mesela kudret sıfatından insanlarda var. İrade sıfatından insanlara vermiş. Semi'a işitme sıfatından vermiş. İlim sıfatından vermiş. Basar sıfatından vermiş. Ama yaratmak sıfatı Allah-u Teala'ya mahsus. Bir de kibriya, üstünlük, gani olmak bunlardan kimseye vermemiş. Gani olmak başkasına muhtaç olmamak demektir. Melekler muhtaç, peygamberler muhtaç. Hepsi muhtaç, evliya da muhtaç. Yaratılmış. Kendisi gani mutlak Allah-u Teala. Kimseye muhtaç değil. Bir de Cenab-ı Hak buyuruyor ki büyüklük bana aittir. Kibriya deniyor ona. Onun için bunda bana ortak olmak isteyeni yakarım buyuruyor. Bunu bana ortak olmak isteyeni yakarım. Şimdi efendim evliyalık iklimine girmiş ama rehberi sağlam değilse, kendi çalışması gayretiyle o iklime girmişse, on sana olağanüstü bazı haller kendisine açılmışsa, onları görmüşse, yaptığı dualar kabul olmuşsa, bunların neticesinde ha ben çok mübarek bir adamım deyip kendini beğenmiş, ucup ve kendisini başkasından üstün görmeye başlamışsa, kibir devreye geldiyse tepe taklak olur. Çünkü iblisin 200 bin senelik ibadeti vardı. Ama kibreti Allah-u Teala dedi ki o dedi sen dedi bunu bilemedin. Ve Allah-u Teala reddetti. Onun için mesela kitaplarda anlatılırken bir kimse hata edebilir, günah işleyebilir. Boynunu büktüğü zaman Allah-u Teala'nın hoşuna gider. Bu acizdi yani günah işleyecek şekildeydi, hata etti. Hatasını anladı, boynunu büktü, bana döndü. Affettim buyuruyor. Ama ben bilirim. Ben işte Allah Teala burada demek istiyor ki falan filan diye başlıyor falan. Din adamı bunu söyleyen. Allah Teala bunları reddediyor. Kibriya bana aittir, üstünlük bana aittir. Bunda ortak olmak isteyeni yakarım buyuruyor.
evliyalık ilmine girip de bu şekilde hani keramet uçuyor, kaçıyor falan. Onun için mesela Sisili'ye, Ali'ye denen büyüklerin hiçbirisi dönüp bakmamışlar, itibar etmemişler. Bu yolun büyükleri kendilerini sevenlerine hep korumuştur. Öyle hadiseler hiç olmamıştır. Ama onun dışında kendi çalışması veyahut da vilayet yolunda yükselip de belli bir noktaya gelmiş, işte hocası da tam kamil ve mükemmel değilse dalgalanma başlamıştır. Bu havada uçuyor, denin üstünde yürüyor. İnsanlar diyor, ooo bravo falan Mustafa Bey maşallah. Böyle bir çırpıda bu araya gittin geldin falan. İnsan ne yapar bu ya, çıldırtır. Hatta şeyde o TGRT hem filmlerini çektirdi de daha önce ses bantları yaptı Yunus Emre Hazretleri ile alakalı. Şimdi Yunus Emre Hazretleri dağdan hep odun getiriyor ya hocası. Dergahına hep düzgün odunlar. Düzgün odunlar getiriyor. Bir gün böyle yine dağa gidiyor, bir çoban geliyor falan. Şöyle bakıyor, ooo diyor, senin gibi adam diyor ya, odun mu taşıyor? Senin gibi adam. Tabii dergaha gelince hocası yüksek. Ne demek? Sohbet birden değiştiriyor. Onu tedavi etmesi lazım. Çünkü kalbinde bir... Ne demek senin gibi adam? Niye o diyor yılanın başını okşuyorsunuz? Yani nefsin. Aa, benim gibi adam demek ki odun taşıyamaz. Odun getiremez. Ne bileyim ben, aynı şekilde elinde torba taşıyamaz falan filan. Ya benim gibi adam. Hizmetçiler olacak böyle. Kalk deyince ne diyorlar? Dosu kok deyince. Evet. Ekmek. Ekmek neyse. Şimdi... o insanın tepe taklak eder işte, evliyalık iklimine girmiş. Girmiş ama rehberi sağlam değil. Altyapısı da yok. Ona ikaz eden de yok. Girdiği girdap ben, yani ene kendini beğeniyor. Kibir. Tepe taklak oluyor. Allah Teala hepimizi muhafaza buyursun. Namazı dedi, ne zamana kadar kılabiliriz? Şimdi Ramazan-ı Şerif'te giriyor. Mesela imsak. Türkiye takvimde bildirilen orucun başlayış vakti, diğeri sabah namazının giriş vakti. Biz senelerdir bunu anlatıyoruz. Uyan uyan, uymayan kendisi bilir. Ehl-i Sünnet alimleri açıkça yazmışlar. 18 saat oruç diyorsun. İhtiyatlı hareket et. 3-5 dakikayla, 3-5 dakikayla. İftarda da evet aceleydin ama vakit girdiğinden emin olarak yap bunu. İmsakta da tedbirli hareket et. Önceden bırak. Sonuna kadar falan filan. Ondan sonra oruç gidiyor. 17-18 saat aç duruyorsun. Yarın mahşer günü önüne bir koyuyorlar. Oruç yok. Ben tuttuydum falan filan. İşte göster o zaman sana yol gösterenleri. Onlar seni kurtarabilecek mi? Kurtarabilecek mi? Kurtarabilecek mi? Kurtarabilecek mi? Onun için her zaman ihtiyatlı mı? Evet, her zaman ihtiyatlı. Öğle namazı vakti girdiğinden eminsin. Hemen evvel vaktinde kıl. Evvel vakti girer girmez. Peki son vakti? İkindiye kadardır. Son vakti. İkindi. Saatine de bakarsın, havaya da bakarsın. Ondan sonra eminsin, tamam girdiği zaman. Şimdi ikindiyi de, öğleyi de 5 dakika önce okuyorlar, onu da söyleyelim. Evet. Buna riayet edersin. Türkiye takvimindeki namaz vakitlerine riayet edersin. Girdiğinden eminsin, hemen kılarsın. Girer girmez kılınca evvel vakti. Peki ikindinin son vakti akşama 45 veya 55 dakika kalınca. Mekruh vakit giriyor çünkü. Oraya kadar bitirmen lazım. Akşama vakit girer girmez kılarsan ilk yarım saat içerisinde. Peki yatsıya kadar da kılınabilir mi? Kılınabilir. Ama hiçbir sebep yokken o ilk yarım saatten sonra ya bırakmak mekruh olur ifadesi de geçiyor. Yatsıyı da hemen ilk üçte birinde kılmak evladır. Hatta Maliki mezhebi üçte birinden sonraya bırakırsan haram olur ifadesi geçiyor. Günah, evet, olur ifadesi geçiyor. Hanefi'de ve Şafii'de yani kendi yarısından sonraya bırakırsan tahrime mekruh, yani haram diyor. Yani evvel vaktinde kılmak. Maliki'yi taklit edenler buna dikkat etmesi gerekiyor. Peki yetiştiremedi. İmsaka kadar dört mezhepte de kılınabilir. Dolayısıyla evvel vaktinde kılmak için gayret sarf etmeli. Ha cemaat için sabah namazı güneşin doğuşuna yakın çok sıcaksa öğle ve ikindi biraz geciktirilerek kılınabilir deniyor kitaplarda. Efendim gelelim diğer dinleyicimizin suallerine. Dinleyicimiz dedi ki Maliki mezhebinde ben taklit ediyorum dedi. Kaza kılıyorum. Mesela öğle namazının ilk sünnetine niyet ettim. İlk kaza kalan öğlenin farzına ve öğlenin ilk sünnetine diyorum. Bunun mahsur var mı? Hiç mahsur yok. Ha itiraz eden çok. Anlamadıkları için yapıyorlar onu. Anlamadım. Nafile namazların hepsine 2-3-4 niyet yapılır. Olur mu canım? Kendi düz mantıklarına göre hareket ediyorlar. Onlarda da kıymet harbiyesi yok bizim için. Biz Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını bildirdiğini itibar ederiz. Şimdi sorabilir miyim orada? İtiraz edenler var da yanlış anladıkları için. Biz orada nafile namaz mı kılıyoruz da niyet ediyoruz birkaç tane? Çünkü kazaya kalan namaz farz değil mi? Şimdi onu Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala, onun için diyoruz ki tam İmran Sadi'de bir de iyi okunması lazım. Şimdi farz namazların vakti belli. Öğle namazı öğle namaz vaktinde. Bu vakitte kılamazsan bu kazaya kalır. Artık kazası vakitle kayıtlı değil buyuruluyor. Ben bunu yatsı vaktinde de kaza edebilir mi öğleyi?
Yani güneş varken kazaya bıraktığım namazı, güneş kaybolunca kaza edebilirim artık. Onun için vakit bitti. Orada edaydı. Kazaya kalınca istediğim zaman kılabilirim. Sabah namazı vaktinde de kaza edebilirim. Evet. Akşam namazı vaktinde de kaza edebilirim. İkindi vaktinde de kaza edebilirim. Yatsı vaktinde de kaza. Gece de gündüz de serbestim. Niye anlatıyorsunuz bunu? Anlatmışlar orada. Buyuruyor ki nafile namazlar belli bir zaman kaydıyla kayıtlı değil. Evet. Ama beş vakit namazın sünneti. Evet, beş vakit namazın sünneti. Kaza edilmiyor. Ha, orada kılınca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam orada kıldı diyor. Aynı şekilde ona ittiba ediyoruz. Sevap kazanıyorsun. Tabii. Beş vakit namazın sünneti de nafiledir. Sabah namazda dahildir. Ama ona vacip makamında diyen olduğu için kaza namazı borcu olan ona yine niyet edecek. Sünnet diye niyet edecek. Diğer namazlar da öyle. Teravih namazı da öyle. Dolayısıyla bu nafile namazlara birkaç niyet edilebilir. Ha, gelelim şimdi. Siz dediniz ki ama ben farzı niyet ediyorum. O farz buyuruluyor. O farz, yani kazaya kalan o farz artık vakitle kayıtlı olmadığı için bu haliyle nafile namaz kılarken niyet edilebilir ona. Bu haliyle nafileye benziyor. Yani nafileye benziyor buyuruyor. Evet. Onun için niyet edilir buyuruyor. Yani bu bakımdan ona benzediği için birleştiriliyor o. Yoksa vaktin farzına ikinci niyet olmuyor buyuruyor. Vaktin farzı orada kesin. Öğle namazının farzını kılarken mesela tabii. O ikinci bir şey olmaz. Olmaz. Evet. Orada başka bir niyet söz konusu. Bu kaza olduğu için. Olmaz. Şeyde de geç, zekat verirken mesela sadaka vereceğim diyor. Ya sadaka vereceğini bunu altında devrini yap. Zekat diye ver. Ya yoksa zekat borcum. Zaten dönecek o sadakaya, tamam mı? Dönecek o. Ama öbürsü ihtiyatla hareket etmek olur. Ya borcum varsa sadakayı sormayacaklar ama zekat borcunu soracaklar. Vaktin farzını vaktinde kıldın mı? Kılamadıysan kaza ettin mi diye soracaklar. Ama nafile namazı sormayacaklar. Teravih namazını sormayacaklar. Öğle namazının ilk sünnetini veyahut da ikindinin sünnetini sormayacaklar. Ama bunları soracaklar. Onu iyi anlamalım. Efendim çocukların da güvercinle meşgul oluyorlar. Uygun mu? Mala yanidir. Uygun değil. Uygun değil. Mala yanında haram değil mi? Tabii, mala yanında haram. Çünkü namaza mani, bir şeye mani falan filan. Ama efendim işte biz yem atıyoruz. Ha, onunla meşgul olmuyorsun da. Onları uçurmuyorsun, taklattırmıyorsun. Tabii onlar da bakılınca enteresan hayvanlar ya. Kendini cezbettiriyor falan. Havaya bir çıkıyor, ta peş peş arka taklattırıyor falan. Yemini vereceğim, onun mahsur olmaz. Ama zamanını da onlara tahsis etme. Hele bir de kalabalıksa, şeyse falan. Artık seni bağlar o. Bağlar. Seni bağlar. Ve bir de hayvanlar da var. Hayvanlar kendilerine hizmet eden şey yapanları yakinen bilir. Güvercin gelir omuzuna. Bir de kakasıyla sürtündüyse sen bitirir yani. Hani çocuğun çişini, kakasını temizlesin, şöyle bir tebessüm ediveriyor. Anası uykusuzluğu da şeyde hepsi silip gidiyor. Ah benim yavrum diyor. Başlıyor kucaklama değil mi? Onu da yaptı. Tanıdığım birisi var dedi. Bakın parası için dedi. Hani numara yapıyor falan dedi. Böyle yattı falan geldi abi. Peki tam teşekkürle hastaneye götürseler, orada muayene etseler ne çıkacak? Bir kere kanunen suç bu. İnsanları kandırmak, devleti kandırmak, insanları kandırmak. O da suç, o da günah. Yani neresinden bakarsan bak, eskiden derlerdi o kelimeyi kullan, necasetli değnek derler. İki ucu necasetli bir değnek derler, tamam mı? İki ucu kirli değnek diyelim. Kirli değnek. Ben dedi söyledim, dinletemiyorum falan. Kendileri bilir. Yani bu dinleyicimiz yapacağı vazifeyi yapmış. Kendileri bilir. Bir de dinleyicimiz dedi ki hani dedi bir İmam Hatip ismini dedi İbn-i Sina koymuşlar dedi. Orada dedi kız öğrenciler dedi bu ermiş bunlar dedi. Erkek karışık falan toplamış orada dedi. Onlar dedi Kur'an-ı Kerim'i öbürleri dinliyor. Haramdır. Günahtır. Hep böyle şeyler hatırınca seneler önce duymuştum ben. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri o zaman Sultanahmet Camii'nin baş imamıymış birisi. İşte kızını hatmettirmiş ve cemaatin huzurunda kızına Kur'an-ı Kerim okutmuş. Ya o zaman böyle açık saçık falan da yok. İşte nereler bozuktu? Bu Galata. Ondan sonra Kasımpaşa o bölge. Yani gayrimüslimlerin çok yaşadığı yerler. Onlar karılar kızlar açık saçıktı zaten. O zaman Seyyid Abdülhakim Arvasi'yi bulmuşlar ki işte Sultanahmet Camii'nin baş imamı kızını işte Beyoğlu'nda meşhur diye Beyoğlu bir zamanlar Kasımpaşa değil de Beyoğlu. Beyoğlu'nda çırılçıplak gezdirseydi bu kadar çok günaha girmezdi diye. Onu duyduğum zaman böyle dehşete kapılmış. Ne demek bu? Çünkü birisi dine darbe vuruyor. Canım başımam bilmez de ben mi bilirim falan değil mi? Başımam yapıyor ya kızını. Böyle okutturdu ya. O numune oldu. Kötü bir çığır açtı. O da onun felaketi oldu tabii. Orada mesela okulda yapılan şeyde bunu yapan kızlar veya kadınlar
mı sadece günaha giriyor, dinleyen erkekler de giriyor mu? Hepsi. Hepsi küllü. Yani fısk meclisi oldu çıktı. Buna sebep olan kim varsa, anası babası, oradaki öğrencisi, okulu, hepsi dahil ona yani. Hepsi ona dahil. Efendim annem babama dedi, benden de ödünç para aldılar dedi. Şimdi dedi beyim dedi rahatsız çalışamıyor falan. İnkar ediyorlardı, vermiyorlar dedi. Şimdi dedi hani kul hakkı olur, ana baba hakkı olur diye ses çıkarmıyordum ama dedi. Şimdi muhtacız dedi, vermiyorlar falan dedi, konuşmuyorum falan. Yani dedi evladın hakkı olmaz mı? Olmaz olur mu ya? Yani evladın parasını şeyini gasp ediyor, sonra da biz verdik deyip inkar ediyor falan filan. Bunun bedelini mutlaka öderler. Ama gene anne baba mağdursa, muhtaçsa şey yapsın. Hani resmi olsa bile aynı şekilde halatı sorsun. Kendi vazifesini yapsın. Son dinleyicimiz dedi işte 18 yaşında kızım var dedi. Hani dedi dinini öğrenmek istiyor. Tavsiye edeceğiniz bir yer var mı? Valla yani bizim bildiğimiz bir yer söz konusu değil. Dua ederiz inşallah Teala. İlle bir yere göndermek de şart değil. Yani ehli sünnet itikadına dinini iyi bilen, Kur'an-ı Kerim'de bilen birisine yani özel olarak da aynı şekilde gönderip oradan da öğrenebilir. Bizim tavsiyemiz madem dinini öğrenmek istiyor, tam İmmihal Saadeti Ebediye kitabını otursun. Dua etsin ya Rabbi bana böyle ablalık edecek, yardımcı olacak birilerini de nasip et diye dua etsin. Okumaya başlasın. Allah-u Teala mutlaka yardımcı gönderir. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve Toplum.